Ölmez. Ölmez. Lağabınızda kimler kullanır? Valla amimin Nuhu cüzdanında. Evet. Müftüzade Ali Efendioğlu diye yazıyor. Evet. Efendim sokağı Sünnizade, aile evet. Lakabı Müftüzade diyor. Evet. Babamız Zekin Olmacar Mehmet derler. Güzel. Şimdi aşağı aşağıdaki obanızın adı? Meydan Mahallesi'ndeyiz. Meydan Mahallesi. Efendim. Peki bu mesleğe nasıl atıldınız? Yani şöyle kısaca öğretmenlik anlatırız. Öğretmenlik mesleğine mi? Evet. Hani başka ne mesleğin varsa yani? Şimdiye kadar neler yaptın? İşte ilkokula aşağı şehirde Sarıların Evi'nde başladık. Evet. Sarıların Evi'nde okuduktan sonra aşağı şehir ilkokulu. Aşağı şehir ilkokulunun ilk mezunlarıyız. Evet. Rahmetli Adana Vali Mavi'nin Osman Eroğlu'yla birlikte mezun olduk. Bir dakika. Efendim. Ondan sonra Besin Ortaokulu'na geçtik. Besin Ortaokulu'ndan sonra Malatya Lisesi'ni. Sonra da Ankara İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim. İlk Mardin'de göreve başladım. Mardin İmam Hatip Lisesi'nde 3 sene kaldıktan sonra Gaziantep'e geldik. Öyle dolaştık. Sonra askerliğimi yedek subay olarak yaptım. 2 sene. 24 ay askerlik yaptım. Efendim. Sonra burada Besin İlki Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yaptım. Din dersi öğretmenliği. Besin Lisesi'nde din dersi öğretmenliği yaptım. Şimdi de işte Besin İmam Hatip Lisesi müdürlüğündeyim. Peki sana da sorayım. Bu Besin'den millet niye göçtü? Valla Besin'den milletin göçmesi aşağı Besin'in yerleşim alanının dar olduğunu ileri sürerler. Fakat gene büyüklerimizin dediğine göre Toptamış'a doğru şimdiki Endüstri Meslek Lisesi'nin ve tütün deposunun bulunduğu yere doğru yayılsaydı derler. Evet. Efendim aşağı şehir dağılmazdı fakat oraya doğru büyürdü. Veya Gayardın tarafına doğru. Efendim orada çat denilen yere doğru genişleseydi gene dağılmazdı. Fakat o tarafa doğru yayılırdı. Oralar sağlam, yeri kil değil. Şimdiki bulunduğumuz yer kil. Bu sene evi yapıyoruz. Gelecek sene ev çatlıyor, yıkılıyor. Yıkıp yeniden yapıyoruz. Jeolojik yapısı bozuk. Kaygan bir arazi. Kaygan bir arazi. Kil. Nitekim Besin İmam Hatip Lisesi bahçesine bir ek bina yapılacaktı. Kaymakam Bey jeologları getirdi. Jeologların verdiği rapora göre orası ağır bina yapmıyor. Büyük bina yapmıyor. Alışı değil. Korkunar'da. Tamam. Demek ki tek katlı. Biz haklıymışız. Tek katlı hafif binalar. Evet. Yapılmasına müsait. Peki şimdi sana soruyorum. Şimdi şey var, toplu konut var. Kaymakamlığın önderliğinde toplu konut yapılıyor. 1000 konutluk bir yer yapılıyor. Derlikli kayaya başladılar. Gene ileriden beri halkın bura sağlam dediği yere. Evet. Mühendislerin raporu da sağlam. Güzel. Oraya temel atıldı. Bekçilerin bağ beklediği yer vardı. Asıl Derlikli kaya ismini aldığı yer. O kayanın önüne başladılar, temel attılar. Bu da bağından başladılar. Şimdi bir de sanayi Gayardın'a kuruyorlarmış. Sanat öğren de... sanayi. Ha, küçük sanayi. Sadece Ceyhanlar bir kumaş fabrikası kurdu oraya. Evet. Küçük sanayi kuruluyor. Orası da gelişecek. Evet. Öyle sanıyorum ki Gayardı aşağı Besin'i ve Delikli Kaya şöyle Bilecik gibi saracak. Hayır şimdi zaten bura ortadan kalkar. Delikli Kaya'dan bindim ya otobüse karşı yakaya şöyle gider ya. Aşağı Besin'i yeniden gider. Aşağı şehirden gider sanayiye. Evet. Buralara batağa gelmeyecek. Aşağı şehir yeniden ihya olacak yani. Evet. Şimdi ikincisi sana da soruyorum. Sen olsaydın o günün bir yetkilisi olarak sana bu şehri kur deselerdi sen nereye kurardın? Şimdiki yerine kurmazdım. Daha sağlam bir yer arardım. Ki evet. Bu şahsi görüşümle de değil de bu işe aklı eren jeoloji mühendislerini getirirdim. Çünkü bu işi yapan devletin kurumları var, resmi kurumları var. O resmi kurumların mühendisleri var. Evet. Gelirlerdi, toprağı incelerlerdi, şehir kurmaya neresi elverişli? Hem şehircilik bakımından hem de yerin sağlamlığı bakımından. Binalar yapıldığı zaman hemen çabucak yıkılmaması bakımından nere sağlamsa orayı seçerdim. Rastgele benim arazimin olduğu yere götürmezdim yani. Şimdi bütün besler de burada birleşiyor. Zaten buranın kaza olup kaymakamlık, hükümet binası, belediye ve okulun kurulması için zaten Gayardın'ı seçmiş adam. Çat diye. Bunlar da bu çat diye buraya bir yapmışlar. Yani burada kuş obası çatıydı. Yani öyle bir inceleme yapılmış, çatı mı seçmişler? O günkü şartlarda adam orayı beğenmiş. Çata vermiş. Ha. Hatta bundan bir müddet sonra da
bu etüdü yapan o mühendis var ya, evet. Besti'ni yer aslında. Ankara'da, İstanbul'da. Sakız çatına geldi mi diyor, Besti'nin şey ucu. Ne sakız çatı? Ya diyor işte oraya karar verdiydik, yok diyor. Bayardı sakız çatı. Yok diyor, böyle böyle. Valla öldürmüşsün onu Mehmet'i diyor. Şimdiki bugünkü şekline öldürmüşsün diyor. Orası çat gölü. Esas sakız çatı, o şeye. Çat gölü silmiş, çat diye buraya yazmış. Evet. Peki ikincisi de şu. Bu aşağı şehirde millet göçmediği zaman bir hali düşmezdi. Ne hamamın ne caminin ne de bir çeşmemiz bozuktu. Bu millet Besli'den göçtükten sonra burada hep talan viran oldu. Acaba neden? Neden ilgilenmedi? Halk mı yıktı bunu, millet mi ilgili göstermedi? Bu milyarlık bir tarih eserinin nasıl yıkıldı? Bir andan toz oldu gitti. Valla oranın yeri sağlandı, o bakımdan yıkılmıyordu. İşi gücü de oradaydı. Adamın evi yıkılınca, şehrin evet. Hükümet binası, işinin görüleceği resmi kurumlar bu tarafa taşınınca halk da haliyle göçmeye başladı. Şimdi evini yıkıp da yeniden bir ev yapacağına, ev yapacak parasıyla gideyim de başka memleketlerde iş kurayım diye Antep'e, İstanbul'a, şuraya buraya gitti, iş kurdu. Yani evet. Ev yapacağı parayla adam iş kurmaya çalıştı, onu sermaye evet. Yaptı elinde. Besin'in dağılışı bundan oldu. Evet. Bir de bu camilerin, hamamların yıkılışını diyorum ben. Neden? Bu... Onları bilmiyorum. Ben 57 yılından beri hemen hemen Besin'de değildim. Gidince sahipsiz kaldı tabii. Zamanın üstünde yırttı orayı, camiyi dükkanları yaptı. Bakımsızlıktan oldu. Vakıflar da el atmadı. Evet. Sahipsizlikten yani. Demek ki buradaki yaşayan dışarı gidiyor.